3. bin yılda tarihin derin sırları programına hoş geldiniz. Uzun bir süredir 3. bin yıla bakış programına ara vermiştim. Ama başka programlar yaptığım için ara vermiştim. Ama şimdi ilkimizin içinde bulunduğu ekonomik, siyasi ve hukuki sorunlar nedeniyle tekrar bir takım benden bazı konuların açıklamasını isteyen dostlarım, arkadaşlarım bu şekilde program yapmamı istedi. Ben de YouTube'da gene eski arkadaşlarla birlikte, yani bu programı gerçekleştirdiğim arkadaşlarımla birlikte bu programlara tekrar başlamak istedim. Ee, bildiğiniz gibi e, basında, sosyal medyada, yazılı basında e, Türkiye ile ilgili içinde bulunduğu durum nedeniyle çeşitli haberler çıkmakta. Bu haberlerin bir kısmı basın özgürlüğü sebebiyle gerçeklerin anlatılamadığı olaylar şeklinde <laughs> sizlere ulaşmakta. E, çünkü basın özgürlüğü ne de e, bu konudaki <laughs> kısıtlamalara da uymak gerekiyor. E, bu bakımdan çeşitli televizyon kanallarında ve YouTube kanallarında e, konular kendi görüşleri doğrultusunda açıklandığı için gerçeğin ve bilimsel nitelikte olan olayların ne olduğu maalesef toplumun bilgisine sunulamıyor. Ben yıllardır yüklendiğim misyon sebebiyle toplumun temel bilgiler hakkında bilgi sahibi olmasını ve bunun tarihsel kökenlerinin de açıklanması gerektiğini düşündüğüm için ve herkesin anlayabileceği bir dilde yani her dinleyen bu programda söyleneni anlaması gerekir diye düşündüğüm için bu konulara dikkat ederek değerli konuşmacılarımla Türkiye ile ilgili konular üzerinde konuşurken dikkat ediyorum. Bugünkü programımızda gene Türkiye'nin çok önemli ve sosyal medyada ve televizyonlarda, YouTube kanallarında her gün birkaç program üstünde durulan konulardan bir iki tanesi üzerinde duracağız. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin üç tarafı denizle kaplı. Ee, ve e, bu denizle e, kaplı olmasından dolayı diğer uluslararası ilişkilerde e, Türkiye'nin e, siyasi açıdan çok büyük sorunları var. İşte bu konuları deşebilmek için... E, bu konularda son derece bilgi sahibi olan gerek hukuki boyutuyla gerek siyasi boyutuyla ve gerekse uluslararası arenada oynanan oyunlar konusunda son derece bilgili olan e, uzman değerli dostum Deniz Kurbay Albay Mehmet Asalı davet ettim ve sizlerle bir takım konularda bilgi açıklamasında bulunmak istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam. Sayın dostum. Evet, biraz ben. Kurmay Albay Mehmet Asal'la ilgili bilgi vermek istiyorum. Kendisi 1973 yılında Deniz Harp Okulu mezunu olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin donanmasına katılmış. 1993-1996 yılları arasında da Washington'da Deniz Ateşesi olarak görev yapmış. Ayrıca Norfolk'ta Sakland'da NATO Başkomutanlığı'nda e, Türk e, e, Milli Temsilcisi olarak görev yapmış. Yani NATO konusunda da son derece üstelik de yani NATO Başkomutanlığı'nın en önemli yerinde görev yapmış birisi olarak bugünkü konularda sizlere hiç bilmediğimiz daha doğrusu objektif bilimsel konuları e, açıklayacak. Aynı zamanda kendisi Türkiye'ye döndükten sonra yine uzun yıllar çalışmış ve Deniz Kuvvetleri Genel Sekreterliğinden kendi isteğiyle çok genç yaşta emekli olmuş ancak emekli olması iş hayatından çekilmesi anlamında değil çok daha etkin bir konumda olarak. Eğitim sektöründe uzun yıllar çalışmış ve eğitim sektöründeki çalışmaları da böyle yani e web sitesinde incelediğiniz vakit eğitimin Türkiye'de özellikle nasıl olması gerektiği konusunda çok detaylı projelere imza atmış bir arkadaşımız. Evet. Kendisi denizci olması sebebiyle tabii ki deniz hukukuna bir hakkın vakıf. Ancak sadece deniz hukukuna vakıf olmak yetmiyor. Aynı zamanda e, uluslararası e, deniz siyasetiyle ilgili de çok yakından ilgisi var. Çünkü web sitesindeki makalelerinden e, bu konulara ne kadar e, hakim olduğunu e, makalelerini okuyarak da Göreceksiniz. Tabii bizim programımızın saati o kadar uzun olmadığı için bütün bu makalelerdeki teferruatlı açıklamaları burada sizlere sunamayacağız. Ancak gene çok önemli konular hakkında gerçek ve doğru bilgileri sizlere sunacağız. Şimdi Türkiye'nin tabi bildiğiniz gibi üç tarafı deniz. O nedenle öncelikle toplumda bilinmesi gereken temel konular var. Bu konularda başlayalım diyorum isterseniz. Tamam. Bu bağlamda da birinci sorum. Bu bir ülkenin egemenlik alanı kara hava ve deniz. Tabi deniz kenarındaysa yani Türkiye gibi ise ve bu egemenliği yani kara hava ve denizdeki bu egemenliğin ne olduğunu bir kere toplumun çok iyi bilmesi lazım. Bu egemenlik nerede başlıyor, nerede bitiyor? Egemenliğin deniz yetki alanları nedir? Bu nasıl saptanmıştır? Bununla ilgili kurallar nedir? Bu açıdan bunları önce bir koyalım ortaya ki ondan sonra diğer konuları bunun üstüne bina edelim. Evet buyurun söz sizin. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle seçkin bir programda ve sizin gibi değerli bir öğretim üyesiyle beraber program yap yapıyor olmaktan gerçekten kıvançlıyım. Ben çok mutluyum aslında. Evet. Sizin değindiğiniz gibi çok detaya girip akademik bilgilerden ziyade bu konuşmalarda zaman zaman gözden kaçabilen çok dikkate almadığımız ya da kamuoyunu çok fazla ilgilendirmediğini düşündüğümüz ama aslında ilgilendiren olaylara değinmek istiyorum. Zaten makalelerimde de genel yaklaşımım bilinen klasik şeyleri anlatmaktan ziyade araştırıldığından yüzde yüz emin olmadığım, bu da araştırılmalı mıydı ya da bunun üzerine de gidilse acaba bir şey çıkabilir miydi dediğim konulara da girmekti. Ben fazla uzatmadan hemen önce ilk sorumuza geleyim. Egemenlik dediğimiz zaman bir toprak parçası ya da bir alan üzerinde, ki alan dememdeki maksat deniz alanlarına biraz sonra geçeceğim, bir devletin, Kanun koyma, kural koyma ve yönetme yetkisidir. Yani daha kısa ve öz bir ifadeyle egemenlik dediğimiz zaman bir devletin bir kara deniz ve onun üzerindeki hava alanında tüm kayıtsız şartsız gücünü, askeri, siyasi, ekonomik, iktisadi her türlü gücünü kullanabilmesi ve buna kimsenin diğer ülkelere dolaylı olarak zarar vermediği sürece müdahale edememesi anlamına geliyor. Dolayısıyla egemenlik deyince Türkiye'den örnek verirsek 786 bin kilometre kare dediğimiz ana vatanımız artı onun kara suları ve onun kara sularının üzeriyle ana vatanın üzerindeki hava sahasının hepsi egemenlik alanıdır. Dolayısıyla dünyada 208 tane ülke var Birleşmiş Milletler'e kayıtlı. Bu da demektir ki aslında 208 ülke içinde bu egemenlik hakları tartışılıyor. Ne zaman sorun oluyor bu? İşte bizim gibi kıyıları karşılıklı ya da yakın olan ya da birbirine komşu olan ülkeler arasında bunlar zaman zaman sorun yaratabiliyor. Bizde de olduğu gibi. Ben kısaca egemenlikle evet. ilgili bunları ee, söylemek e, bu, istiyorum. Bu, bu saptama yani bu egemenlik hakkının saptanması ile ilgili olarak anlaşma e, mı var yoksa bu konu? tarihten, geçmişten itibaren oluşan bir takım ilişkiler, savaşlar vesaire sonucunda mı belirli bir evet. noktaya geldi? Şöyle ifade etmekte yarar var. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi kara Egemen kara alanı üzerinde yani toprak alanı üzerindeki egemenlik yıllardan beri savaşlarla bir yerde çözülmüş. Sonra anlaşmalar yapılmış ya da yapılmamış. Egemen olan güçler egemenliklerini kullanmışlar. Ancak Deniz alanlarına geldiğimiz ve hava alanlarına geldiğimiz anda konu değişiyor. Çünkü son 200 yılda deniz üzerinde ülkelerin hak iddia ettikleri, karasu iddialarında bulundukları ve üzerindeki uzay alanında da işte uçuş müsaadesi de dahil olmak üzere egemenlik haklarını kullandıklarını ya da ticari uçaklara kullandırdıkları, aynı şey denizde gemiler içine geçerli, ticaret gemilerinin seyri sefer serbestliği var ama bu, sizin egemenlik alanınızdan geçiyorsa bunu düzenleyen elbette belli kanunlar yapıldı. Bunlar da uluslararası hukuk tarafından düzenleniyor. Ama bu kanunlar ne kadar bağlayıcıdır bunları zaten Göreceğim. göreceğiz. Benim aklıma bir şey geldi. Tabi bugünkü konumuz değildi ama siz söylerken evet. uzay lafı dediniz bitti bende yani. Evet. Şimdi bir hava sahası var. Yani uçakların uçabildiği bir evet. yükseklik bilmiyorum ne kadardır evet. o tabii ki. Bir de onun üstünde bir uzay sahası var, var değil mi? Doğru. Peki, Doğru. E, şimdi tü, Türkiye açısından soralım. Bizim uzay sahamız kaç kilometre sonra evet. başlıyor? Şöyle söyleyeyim, en kritik sorulardan birini sordunuz. Hayır, bugünkü konuda değil, yoktu biliyorum. bu. Değil, biliyorum. Zaten ben geldim. bunu çok kısa denizle ilişkilendirerek gireyim. Evet. Karasuları konusu ilk defa e, 1800'lerde ortaya çıktı. Bu, Nasıl ortaya çıktı? Ülkeler e, kıyılarını korumak, korsanlığa karşı önlem almak için e, belli tedbirler aldılar. Top yaptılar. Kıyılarına top koydular ve bu topla denizden gelen tanımadıkları korsan gemilerine ateş açtılar. Bu topların menzili o zamanlar 3 mil'di. Ha, en fazla evet. 3 mile gidiyordu. Dolayısıyla 3 mil karasuların ortaya çıkmasında aslında bu e, top menzili esas oldu. Ve evet. bu 1930'lara kadar bu şekilde geldi ki Lozan'da da malumunuz doğrudan karasuları 3 mil diyerek bir ifade olmasa bile Anadolu kıyısının 3 milindeki Tüm adalar, kayalar Türkiye'nindir ifadeleri. Evet, o tarihe kadar ki uygulamalar 3 mili getiriyor. Uzaya geldi, gelince şimdi diyeceksin top menzili var mı? Evet. 1961 yılında Amerikalılar bir e, füze geliştiriyorlar Hı. ve bu füzeyle uzayda en çok 80 kilometreye kadar bu füzeyi kontrol edebiliyorlar. Ha. Ve diyorlar ki o zaman uzayın sınırı benim bu füzeyi kontrol edip istemediğim bir yabancı cismi uzaklaştırabileceğim yükseklik olmalı. Yani 1961'de Amerika uzaydaki yüksekliği demin sorduğunuz 80, 80. kilometre olarak açıklıyor. Fakat teknoloji gelişiyor. Evet. Uydular atılıyor. vesaire. Evet. Dolayısıyla şu anda uzayın üst sınırıyla ilgili çok ciddi tartışmalar olmakla birlikte genel kabul silahlarla ulaşabileceğiniz en uzun, uzun menzil. menzil. Onun ötesinin... Açık denizlerde olduğu gibi açık uzay kabul edilmesi yönünde bir teamül Temmül var mi? ama konmuş yap, anlaşmaya varılmış bir husus. Yani uluslararası anlaşma falan Ve her yani. zaman olduğu gibi güçlü ülkeler kendilerine sınır getirilmesini istemiyor. Tıpkı karasularında Amerika 3000'in ötesine geçmemek için yıllarca e, Birleşmiş Milletler deniz hukuku sözleşmesi nasıl kabul etmediyse uzayda da kendisini sınırlamak istemiyor. Ben güçlüyüm, istediğim ülkenin kıyısına da girerim, uzayında istediğim yerine giderim diyerek bu tip sınırlamalı anlaşmaları imzalamaktan kaçınıyor. Evet, yani diğer devletlerin egemenliğini hiçe sayıyor. Sadece kendi. Maalesef. Zaten dünya yönetmeye talip olduğu için yani her şeyi ben yöneteceğim. Ama bunu yaparken diyor. de yine de uluslararası hukukun kendi lehine olan kurallarını ön plana çıkarmaya çalışıyor. Hukuki gibi gör görünüyor. Evet, yani evet. hukuku kendi çıkarları için bir araç olarak kullanıyor. Evet, e zaten yaptığı yani bir gerek Birleşmiş Milletler'de tabi bana göre NATO ve Birleşmiş Milletler zaten Amerika'nın bir tane yani kontrolündeki kontrol örgüt gibi. şeyler kuruluşlar e, oradaki sözleşmelere baktığımda benim e, tabii ki bir ülkenin egemenliğine veyahut da yaşamına uymayacak hükümler olmakla beraber yani çok az diğerlerinin hepsine kabul edilecek nitelikte yani hem insan haklarına uygun hem de bir düzenin sağlanması açısından uygun hem de uluslararası ilişkilerde ihtilaf çıkmasını engelleyecek nice evet. güzel hükümler var ama onlara kendisi uyuyor mu uymuyor mu bu da ayrı mesele. Evet. evet. Şimdi genel olarak ülkenin egemenlik alanını da ortaya koyduktan sonra şimdi bu egemenlik alanının daha ziyade açıklamasına geçelim. Evet. Şimdi Türkiye'nin etrafında üç tane denizimiz var. Birine Karadeniz, birine Ege Denizi, diğerine Akdeniz diyoruz. Biz bugün isterseniz bu şeyimizde Karadeniz'le ile e evet. ilgili konuya fokus alalım e ve Karadenizi gayet güzel belirttikten sonra bir evet. başka programda da diğerlerini yapalım tamam. diyorum. Şimdi ben Karadeniz'e baktığımda Karadeniz sanki Ege ve Akdeniz'deki çalkantı kadar çok büyük değil gibi geldi. Yani evet. e, tabii çok büyük badirelerden geçildi. bütün sürü savaşları oldu. Rusya ile Osmanlılar arasında vesaire. Yani tarihi boyutta çok büyük çalkantılar var ama bugün ee, Karadeniz'de hem Karadeniz'deki kıyı kıyılarla yani oradaki bölgelerle ilgili ve de Karadeniz deniz olarak e, belirli bir sınır var ve ee, bu sınırın bugüne kadar muhafaza edilecek şekilde kalmasında Mustafa Kemal Atatürk'le Stalin arasındaki bir takım görüşmeler var. Bu görüşmelerden bahsederek konuya evet. bir açıklık getirirseniz, sonra gene Rusya ile ilgili soruları sormaya devam edeceğim. Buyurun söz sizin. Teşekkür ediyorum. Karadeniz sizin de ifade ettiğiniz gibi diğer denizlere oranla coğrafi olarak baktığımız zaman adaları vesairesi oldukça az bir deniz. Ee, karşılıklı kıyılar biraz birbirinden açık. Ege'deki gibi birbirine yakın değil. Böyle olduğu için de aslında deniz hukuku konularında Karadeniz'de çok fazla bir itilaf yaşamadık. Özellikle söylemiş olduğum gibi yani 1930'lardan sonra e, deniz hukuku ile ilgili layihede ilk başlayan toplantıdan sonra işte Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmesi 3 defa ve 1982 buna gelinceye kadar Karadeniz'de zaten Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği henüz dağılmadığı dönemde Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında bu denizdeki ekonomik bölge, kıta sahanlığı ve karasuları konusunda zaten hiçbir sorun çıkmadı. Karadeniz'de şu anda her iki ülkenin de ve diğer ülkelerinde Karadeniz'e sahiller daha sonra ortaya çıkan işte Gürcistan gibi ya da önceden olan Romanya, Bulgaristan gibi tüm ülkelerin ülkelerinde sonradan Ukrayna'nın gibi hepsi 12 mil kara kabul ediyorlar. Türkiye'de 12 mil. Bu alanda hiçbir sorun yok. Kıta sahanlığı konusunda 1978 senesinde bir çalışma yapıldı Sovyetler Birliği ile eski Sovyetler Birliği ile. Ve 23 Haziran 1978 tarihinde bir sözleşme imzalandı. Daha sonra bu sözleşme 8 Aralık 1980'de imzalandı ve yürürlüğe girdi. Dolayısıyla Sovyetler Birliği Türkiye arasındaki kıta sahanlığı Karadeniz'in tam ortasından geçecek şekilde pergel açıldı. Oturdu akademisyenler, deniz hidrografi uzmanları pergellediler, ölçtüler. Çok adil bir şekilde enlem boylam olarak onlarca noktayı belirlediler ve bu nokta kıta sahanlığı sınırıdır. İşte şu şurası Sovyetlerin şurası, Romanya'nın şurası, Bulgaristan'ın gibi bunlar belirlendi. Yani Karadeniz'in üstünde böyle evet. çizildi. Çizildi. Mi? Aynen çizildi. Hı. Daha sonra zaten ekonomik bölge tanımlarına da girdiğimiz zaman göreceğiz ki kıta sahanlığı 200 mile kadar kabul edilen kıta uygun olan coğrafyalarda ekonomik bölgeler içinde 200 mile kadar ekonomik bölge sınırı olarak kabul edilebiliyor. Daha sonra Ruslarla Tekrar bir mektup teatisi yapılarak bu mektup teatisi sonunda daha evvel belirlenmiş olan kıta sahanlığı sınırının ekonomik bölge içinde geçerli olması istendi. Ve bu karşılıklı uygun görüldü, kabul edildi. ve Dolayısıyla bizim Sovyetler Birliği ile Karadeniz'de bir sorunumuz kalmadı. Daha sonra ayrılan... Yeni ortaya çıkan ülkeler de bu anlaşmaları tanıdılar, kabul ettiler. Onlarla da bazı anlaşmalar yapıldı. İkili anlaşmalar örneğin Gürcistan'la olsun, Ukrayna'yla olsun 90'lı yıllarda. Romanya falan evet. hepsi o. Hepsi dolayısıyla şu anda Karadeniz'de deniz hukuku alanında önemli herhangi bir sorunun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Ancak siz demin tabii Stalin'le ilgili Hı. bir konuya değindiniz. Hı. Bu önemli bir konu. Türk-Rus ilişkilerini belirlemek açısından da. Çok detaya girip uzatmayacağım konuyu ama şöyle bir şeyi unutmamak lazım. Ruslar 1453'ten beri Türkiye üzerinde emeli olan ülke. 1453 malum İstanbul'un fethi. Evet. Yani Ruslar Türkler İstanbul'u fethettiği andan beri Boğazları ve Boğazlar üzerinden Akdeniz'e inmeyi arzu ediyorlar. Ve bu amaca. Şey Rusya 1453'te bugünkü ta e, eski yani nereden nereye kadar geliyor? Gene bu kadar geniş değil. Çünkü bu kadar geniş değil çok. E, ha birer savaş yaptı. Hayatı bir zaten savaşla geçmiş. Evet, Oraya al, burayı al, el, bütün Sibirya'yı al falan. Evet. Yani o zaman bu kadar değil, geniş de değil. değil. Zaten ve, ilk e, ve evet. e, yani Ukrayna'da daha çok yoğun bir şekilde evet, değil mi evet, o dönemde? Kes evet. kesinlikle. E, şunu demek şuraya getirmek istiyorum. Yani 1453'ten daha 1900 işte 17'ye kadar. Ruslarla Türkler 13 defa savaşmış. Yıllarca. Evet. Ve bu 13 savaşın 5'i çok ağır. Çeşme gibi, Navarin gibi. Evet. Ve e, Türkiye ciddi hasarlar almış. Gene aynı Rusya 1829'da bildiğiniz gibi e, Yunanistan'ın bağımsızlığında çok büyük rol oynamış. Kendileri de ağırlıklı olarak Katolik Ortodoks oldukları için evet. e, Ortodoks Hristiyan oldukları için e, Yunanistan gibi onları desteklemekte hiçbir sakınca görmemişler ve Yunanistan'ın da ortaya çıkıp Hatta o günden sonra Yunanistan 8 kat büyümüş evet. gelelim şeye 1917'de bu malum Ekim ihtilali olduğu zaman Rusya bir bunalım dönemi yaşıyor evet. ve birinci An Savaşı'ndan sonra da bakıyor ki durum kritik ve ilk anlaşmayı da biz biliyorsunuz Ruslarla Ankara 1921'de Ankara anlaşması yapıyoruz daha sonra ilginç 1925'te saldırmazlık paktı imzalanıyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani Sovyetler Birliği adı altında bir başka bir federasyon yapısı evet. var. Lenin'in öngördüğü. Evet. 1925'te bu anlaşma yapılıyor. Ve o zaman diyor ki Sovyetler biz diğer şeylere güvenmiyoruz. Birleşmiş Milletler işte şey gibi cemiyet, milletler cemiyeti gibi kurumlara güvenmiyoruz. Bizce sulh anlaşmaları böyle ikili ya da üçlü, çok dörtlü, çoklu yapılmalı. Ve 4 sene sonra ilginç bir şekilde yine Atatürk dönemi, 1929'da bu 27 Aralık'ta imzalanıyor 1925 anlaşması Sovyetlerle. Ve bir gün evvel de biz aslında Musul'u kaybediyoruz. O da bir ilginç rastlantı. Yani 26 Aralık'ta biz Musul'u kaybediyoruz, 27 Aralık'ta da Ruslarla bu saldırmazlık paktı imzalanıyor. 4 sene sonra bu pakt, anlaşma tekrar revize ediliyor. Neden 4 sene sonra gerek görüldü? O kısmını... O böyle galiba belirli bir evet. sürelerle revize edilecek evet. şekilde yapılmış. Ve o zaman Hı. bunu imzalayan Lev Mihalovic Karan, O zaman Büyük ee, el Dışişleri Bakan Yardımcısı Hı. Sovyetlerin. Daha sonra işte 1935'te yine aynı kişi geldi. Şimdi Ruslarla ilişkiler belli bir dönem sanki çok iyi gibi ama aslında Rusların tek amacı İngilizlere, Fransızlara, İtalyanlara, Batıya, İstanbul'u ve Boğazları bırakmamak. Yoksa ye yeni kurulan Türkiye'ye de bırakmamak. Tabii. Ama geçici olarak en azından Türkiye'nin elinde kalsın. Daha sonra ben uygun bir fırsatta 1453'ten beri olan 500 küsur yıllık hedefimi elde edeceğim. Nasıl Sibirya'yı, Asya'yı ele geçirdim evet. gönüm gınım böyle. Şimdi evet. Türkiye'ye de geçirdim. Aynen, aynen, aynen evet. böyle. 1935'te bu 17 Ekim 1917 Ekim devriminin 18. yıl dönümü günü Kutlayın. Stalin bir açıklama yapıyor Hı. radyodan. Diyor ki tüm Rus Sovyet halkına müjdelerim ki yakın bir zaman sonra İstanbul Boğazı ve İstanbul bizim olacak, Sovyetlerin olacaktır. Bu Atatürk'ün kulağına radyodan tabi haber dinleniyor. Atatürk'e ulaştırılıyor ki Atatürk'e ulaştığında Atatürk akşam masasında yemek yerken ulaşıyor. Aynı anda da Sovyet Ankara'daki Sovyet Büyük Elçiliği'nde bu devrimin balosu var. Evet. Atatürk arabamı hazırlayın gideceğim. Aman Cumhurbaşkanım olur mu? O randevusu siz Cumhurbaşkanısınız. Dinlemiyor. Hı. Mustafa Kemal Atatürk arabasına hazırlıyor. gidiyor Balonun olduğu yere. Tabi derhal şey geliyor büyük elçi karşılıyor. Atatürk büyük çok sinirli. Büyük elçi şey... de o bahsettiğimiz dev Mialoviç Karahan. Karan. Türk, Türk evet. asıldı. Ee, Türk asıldı evet. Ve evet. Atatürk diyor ki bugün diyor Stalin böyle bir açıklama yapmış. Derhal bununla ilgili doğrulama ya da düzeltme istiyorum diyor. Hı hı. Ama bu saatte derhal diyor bekliyorum diyor. Ben burada oturuyorum. Oturuyor bir kenarda büyük elçilikte ve dar e, büyükelçi faks çekiyor Sovyetlere. Ve gecenin bir yarısında bir faks geliyor Stalin'den. Çok yanlış anlaşılmıştır. Öyle bir emrimiz yoktur. Özür dileriz tarzında Hı. ve Atatürk geri geliyor. Fakat Atatürk diyor ki Karana seni diyor bundan sonra yaşatmazlar diyor. İstersen diyor gel yani Türkiye'ye irtica et seni bizim şeyimizi alalım diyor. Hayır diyor paşam sağ olun gerekmez diyor. Fakat 10 gün sonra onu geri çağırıyorlar ve ne yazık ki idam, i̇dam ediyor. ediyorlar. Evet. Yani e, daha sonra biliyorsunuz e, 1945'te Stalin tekrar bizim bir büyük elçimizi e, davet ederek e, Sovyet Büyükelçiliği'ne bir nota veriyor. Tekrar bu şeyin eski yapılan anlaşmaların gözden geçirilmesi... Ama bu yazılı değil galiba değil mi? O notası Sifra'yı söylemiş... Şöyle, şöyle, e, onunla ilgili nota, ben notayı elime geçirmedim evet. ama gazetede çıktığını biliyorum, verilen cevabı biliyorum. O zamanki gazetede inanmış. Yani bir nota var, o bizim büyük büyükelçiliğe veriliyor. Hatta ilk anda bizimkiler iyi niyetle, hani anlaşmayı revize edeceğiz, güncelleyeceğiz gibi bir iyi niyetle gittiği zaman bizim büyük büyükelçimiz e, şöyle bir şeyle karşılaşıyor işte, diyorlar ki biz bu anlaşmayı artık e, tanımak istemiyoruz. Ee, Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov bunu iletiyor. Evet. 19 Mart 1945'te. Evet. Ee, Moskova Büyükelçimiz de Sayın Selim Sarper o tarihte rahmetli. O gidiyor ee, ve iyi direkte ve iyi umutlarla gidiyor. Fakat kendisine aynen söylenen bu. Bundan sonra biz e, Kars Ardahan ve İstanbul'da özellikle e, Montrö'nün şey yapılarak, kaldırılarak, montörün yerinde bizim söz sahibi olacağımız yeni bir anlaşma istiyoruz, talep ediyoruz. Bu galiba yazılı diye sözlü. Evet. bunu Belli ilgili, bir kısmı, evet. evet aynen kendisi öyle. yazılı şekilde evet, sokuyor. Evet, bu kısmı veriyor. istediğiniz doğru. Çünkü bu, bunları yazılı olarak ifade etmiyorlar. Evet. Sözlü olarak ifade sözlü, ediyorlar. Evet, evet. Fakat Türkiye'nin buna cevabı yazılı oluyor. Evet Ve bu cevaptan sonra da malumunuz işte gelişmeler Türkiye'nin NATO'ya girme sürecine evet. kadar geliyor. Evet. İsterseniz. Yani evet, evet hayır şöyle Fakti. yani evet. e, Stalin dönemi ya yani o dönemden sonra tabii ki e, dünyadaki siyasa da değiştiği için e, bu niyetleri Suyun altında mı duruyor? Bunu nasıl yorumlayabiliriz diyeceğim. NATO'ya geçmeden şöyle evet. bir şey Daha doğrusu, şöyle evet, evet. anlat. Yani şöyle diyelim evet. isterseniz geçmişte açıklanmış ifadeleri ve evet. düşünceleri, iradeleri gerçekten İstanbul'u, Boğazları almak evet. ve de işte Kars, Ardahan falan hani kendilerine evet. yakın olan o yerleri de almak gibi. Evet. Yani ee, bu emelleri şimdi bu boyutta var mı yok mu bunu yorumlayabilir miyiz? Yani nasıl bir siyasi görüşleri var? Yani Osmanlı İmparatorluğu ile yıllarca savaşmışlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan ve Lozan Anlaşması'ndan sonra bugüne kadar bir savaşımız yok. Hatta belirli böyle bir takım ince işler de oldu. Gene suhuletle geçti. Evet. Acaba bunu nasıl yorumlayabilirsiniz siz tecrübelerinize dayanarak? Şöyle bir hem bir yorumlama yapayım hem de bir bilgi aktarayım bu arada. Türkiye, malumunuz NATO kurulduğu zaman NATO'ya ilk girmek istediğinde Türkiye'ye çok sıcak bakılmıyor. Hmm. Daha sonra Türkiye işte Kore'deki savaşta görev almak istediğini söylüyor ve Türkiye için de eğer burada rol alırsanız NATO'ya girmeniz kolay olur gibi bir yazılı olmayan bir mesaj geliyor. Türkiye bildiğimiz gibi gidip Kore'de savaşıyor ve bu savaştan sonra 1952 yılında Türkiye NATO'ya alınıyor ve alınırken ilginç bir şey Yunanistan da aynı tarihte aynı şeyde alınıyor. E, NATO aslında e, Türkiye'yi Güney Kanat olarak, Güney Doğu Kanat olarak, Sovyetlere Birliği'ye sınır. Bugün nasıl Finlandiya aynı şey, rol üstlenmek isteniyor. Daha doğrusu Finlandiya kendisi talip oldu. Yunanistan'ın aslında çok bir fonksiyonu olmamasına rağmen Yunanistan'ın da bunun dışında kalması, istenmemesinin altında bence gene bu e, ortodoksluk e, evet. şeyi var. Çünkü Rusya ile aynı şey, e, din evet. mensubu. Evet. Onu koparmak isteği de var. 1952'de Türkiye alındıktan sonra çok ilginçtir. 1953'te Sovyetler Birliği bir açıklama yapıyor. Diyor ki Türkiye müsteri olsun ne Ermenilerin ne Gürcülerin Büyük Gürcistan ya da Büyük Ermenistan şeyi yoktur. Türkiye üzerinden de böyle bir talep yoktur. Talebimiz yoktur, olmayacaktır gibi bir açıklama. Ama bu Türkiye'ye girdikten bir sene sonra. Bu da manidar. Niye evet. daha evvel yapmadılar? Haber mi alamadılar? Türkiye'nin alınmayacağını mı düşündüler? Yoksa Türkiye alındıktan sonra acaba son bir şeyle tek geri çıkartabilir miyiz mi düşündüler bilemiyorum. Böyle de ilginç bir şey var ama ha, sorunuza evet. nokta koymam gerekirse evet. Sovyetlerin şimdiki Rusya'nın Türkiye, Boğazlar, Kars, Ardahan üzerinden sıcak denizlere inmek zorunda. Orada yaşayan o coğrafyada yaşayan hangi ülke olursa olsun sıcak deniz dediğimiz Akdeniz ve oradan Atlantik yoluyla işte her tarafı açılmak ister. Başka bir ülkede olsa ister. Dolayısıyla Rusların böyle bir hayalin sona erdiğini, artık olmayacağını düşünmek bence hayalperestlik olur. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti var oldukça her zaman Rusya ile ilişkilerde bunu göz ardı etmemek zorunda. Evet. Yani zaten Suriye'de onun topraklarından kendine liman edinmiş evet, olması da evet, Amerika'nın evet. Akdeniz'i kendisinin iç denizi gibi görmesini evet. engellediği Aynen, için. Dediğiniz. Evet. Şimdi tabii birazcık NATO'dan bahsetmek istiyorum sizin bilgileriniz sebebiyle. Yani NATO'ya girdiğimizi söylediniz. Ben sanki Kore'ye gidildiğinde NATO ile ilgili yakın ilişkiler başlamıştı diye düşünüyorum ama evet. yanlış düşünüyorum demek ki. Ee, evet yani, yani Türkiye daha tam karar vermemişlerdi. Verilmemiş. evet evet. Yani, yani biz evet kesinlikle verilmiş. Biz Kore'den sonra alınmayabilirdik Öyle ama mi? ama Kore Türkiye'nin NATO'ya alınmasında Peki. oradaki Türk askerinin gösterdiği kahramanlık artı yaptığı ciddi katkı NATO'da şöyle bir şeydi. Çünkü Türkiye yıllardır savaşmamış. Onlar bir Osmanlı'yı biliyorlar bir de Kurtuluş Savaşı'nda. ki evet. Kurtuluş Savaşı'nda da ee, biz doğrudan doğru yani düzgün ordu şeklinde evet, yorumlayamayacağız Evet. Onu. Yunanlarla daha ziyade savaşımız oldu evet, bizim. Evet. Dolayısıyla ilk defa Kore'de Türk askerini gördüler. Evet. Bence bu karar vericiler NATO'nun karar vericileri Türkiye gerçekten çok Kara konumda. gücü olarak, asker gücü olarak çok güçlü. Tamam biz o zaman sanayi devrimlerini henüz yakalayamamışız. Hiç, evet. Silah üretimimiz son derece yok, zayıf. Hiç yok hiç gibi yok. yani. Yok. Kırıkkale, Ancak Kırıkkale 3-5 e, mermi yani, yapıyoruz. Evet. O da gene Rusların e, yardımıyla e, desteğiyle, falan. yardımıyla evet, oluşmuş. Evet, evet, Aynen evet. yani bizi aslında o anda o dönemde NATO'ya almak bir NATO'nun geleceği görmesi. Gelecekte orada güçlü bir Türkiye'nin e, Sovyetleri ve şimdiki Rusya'yı evet. engelleyeceği görüşü. Evet. Ve nitekim de... 1453'ten beri de engellemiş. <laughs> evet, peki ben o zaman şöyle sorayım. Ee, ben de az buçuk NATO'yut falan filan bunlarla biraz ilgilenmiştim. Ee, Antalya'daki belirli bir takım toplantılarda konuşmacı olmuştum. Birazcık gençliğin de ruhunu in, bilen ve onlarla işte bu NATO'yut oluşumunda çalışan birisi olarak ee, NATO ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye soracağım. Yani kuruluş amacıyla bugünkü görünümü ve siyasi görüşü, özellikle Avrupa Birliği'nin evet. kurulmasından sonra bu Avrupa ile bütünleşmesi konusu ve Avrupayı bir kendisinin askeri gücü gibi görmesi hakkında e, ne düşünüyorsunuz? Yani bu e, Amerika'nın bu NATO ile ilgili düşünceleri e, ne nasıl görüyorsunuz? kendi görüşünüz nedir veya yani e, uluslararası e, arenada bu konudaki gelişmelerden Türkiye ile ilgili olumlu veya olumsuz e, sonuçlar neler olabilir diye sorabilir evet. miyim? Evet. E, öncelikle e, şu noktadan başlamak istiyorum. Bildiğimiz gibi büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk batı hedef göstermiş ama Atatürk'ün dış politikada 5 tane önemli ilkesi var bu altı okla bahsedilen ilkeleri kastetmiyorum. Evet. Bunun bir tanesi dış politika gerçekçi olmalı. Atatürk. Atatürkün söylediği dış politikanız gerçekçi olmalı. Hayal üzerine kurulmamalı. Gerçeği görmelisiniz, kendinizi ve karşınızdakileri çok iyi mukayese evet. edebilmelisiniz. İkincisi bağımsızlık. Şimdi ittifaklara baktığımız zaman hem ittifaka girip hem bağımsız olmak biraz zor. Ama dönemin şartlarını işte Sovyetlerin ee, tehditlerini veya da taleplerini düşündüğümüz zaman da o dönemde zayıf bir Türkiye'nin böyle bir Batı ittifakına girmek dışında da belki çok bir alternatifi olmayabilir. Bence girmek belki yanlış değildi, doğruydu ama girdikten sonra tamamen onların silahlarına, onların sistemlerine teslim olmak, kendi sistemlerimizi, sanayimizi geliştirmemek hataydı. Oraya gene girerdik, Onlardan da destek alırdık ama kendi sanayimizi geliştirdik. Biz de dünyaya silah satardık. Biz de daha güçlü bir ülke olabilirdik. Dolayısıyla pakta girmek doğru. Çünkü dünyada artık tek başına savaşan ve savaşı tek başına kazanan bir ülke yok. Osmanlı'nın da bana göre tarihteki en büyük kaybı müttefik bulamaması. Ne zaman müttefik bulmuş, ne zaman Rusya inecek boğazlara, Türkiye'nin üstüne çökecek, İngiliz ve Fransızlar yanında bulmuş. Tam aksi olduğunda Rusları yanında bulmuş. Dolayısıyla bir olay aslında biraz önce de beraber paylaştığımız gibi burada güzel bir pasta var. Bu pastayı hiçbiri diğerine bırakmak istemiyor. O zaman biz de bunun bilincinde bunu iyi değerlendirerek bu pastayı hem yedirtmeyeceğiz hem de yedirtmeyecek güçte ve kudrette olacağız. Atatürk'ün bir şeyi de barışçılık. Yani Atatürk savaş önermiyor. Atatürk'ün zaten en son aldığı topraklarımıza kattığı işte Hatay o da savaşsız olarak elde edildi. Bir iki defa savaşı göze aldı ama yine de savaşmadı çünkü Atatürk'ün prensibi yurtta su, cihanda su, barışçılık. Atatürk'ün en önemli dış politikalı faktörlerinden biri de güvenlik. Güvenlik boyutuyla baktığımız zaman beka yani bir ülkenin bekası için bir kere her şeyden önce ülke güçlü olmalı, bağımsız olmalı. Ama bu ittifak aramaya engel değil. Bir savaş olduğu zaman gerçekten kendisinin yanında savaşacak, ona destek olacak ülkeleri bulmak kötü bir şey değil. Ama bu ülkelerin boyunduru altına girmek, onların emperyalist duygularına kendini sömürtmek yanlış. Bu Rusya için de aynı, Amerika için de aynı. Biz evet. NATO'ya girmişiz, Amerikan emperyalizminin belli etkisi altında maalesef gelişememişiz. Eğer biz Sovyetlere yanaşsak, Sovyetler Birliği'nin bir üyesi olsaydık, belki daha da kötü olacaktık. Evet, tabii. Yani Atatürk'ün prensiplerinin dışına çıkmamak lazım. Atatürk'ün bir prensibi Batıcılık. Onu başta da söyledim. Niye? Çünkü medeniyet Batı'da. Çünkü gelişme Batı'da, inkişaf Batı'da. Sanayi devrimleri Batı'da. bir ülke sanayileşmeden binlerce ton buğday üretiyorsunuz ama karşında bir tane mermi alamıyorsunuz, bir tane evet. uçak alamıyorsunuz. Dolayısıyla tarım ülkesi olacağız ama sanayileşmek zorundayız da. Bir de Atatürk'ün tabii şeyi akılcılık. Yani win-win. Bugün söylendiği gibi bir şeyde politika üretirken iki taraflı. Ne tamamen kendinize yontacaksınız, ne tamamen karşıya teslim olacaksınız. Karşılıklı çıkarların buluştuğu en iyi noktayı bulabilmek. Bu da aslında win-win Atatürk tarafından konmuş bir prensip. Atatürk win-win dememiş. Evet. Ama bunu rahatlıkla söyleyebilirim, incelediğim şey Evet. Şeyler. Evet. Ee, Peki, yani Türkiye askeri güç olarak hani şimdi bir takım olaylardan sonra askeriyede meydana gelen bir takım yıpramlar olduğunu kabul etmemiz lazım. As, askerin süresinden önce emekliye sevk edilmesi veya haklarında davalar vesaire açılması. tabii ki orada da bir takım yıpranma yapsa da yine köklü bir ordu sistemi olduğu için ben Türkiye Cumhuriyet Devletinin çok güçlü bir ordusunun her zaman olacağına inanmak istiyorum fakat Türkiye hem nüfus açısından diğer ülkelerle mukayyet edildiğinde yani 84 milyon az bir rakam değil. Tabii buna göre biz de NATO'da yerimizi alıyoruz. Hem güçlü ordusu var hem nüfusu fazla. Buna rağmen NATO'nun bir takım toplantılarında şu son dönemlerde NATO'ya yeni giren küçük, işte askeri gücü olmayan, parası da olmayan ee, hatta yani aydınlanma geçirmemiş e, bir takım e, kimse hiçbir devleti küçümsemiyorum ama o küçük devletleri toplantılara çağırıp da Türkiye'nin çağrılmaması gibi gazetelerde okuduğum haberler var. Yani bunlar e, NATO'nun bir yerde Türkiye'nin Türkiye dışlaması gibi bir hareket mi veyahut da başka bir eveli mi var? Bir yerde baskı mı kurmak istiyor başka bir konuları elde etmek için? Çok zor bir soru sordun. <laughs> <laughs> Tabii ki bu benim fikrim. Hani kimseyi bağlamaz, şey yapmaz. E bir kere NATO toplantılarına Türkiye'nin dışlanması diye bir şey yok. Yani Hı. NATO yaptığı toplantılar zaten NATO daha çok askeri kanadı da biz görev aldık ve orada güçlüyüz bildiğiniz gibi. Siyasi kanadında çok güçlü değiliz. NATO'nun bu genişlemesi, hani bu dediğiniz ülkeleri alması Aslına bakarsanız bana göre artık NATO'nun askeri güçten ziyade siyasi ağırlık vermesi ne kadar daha fazla ülke yanına çeker. Ve e, şimdi dünyada tek kutuplu bir hale gelmiş olan bir Amerika ve kabul edelim ya da etmeyelim onun kontrolünde bir NATO var. Ve onun karşısında da aslında karşısında mı yanında mı belli olmayan bir Avrupa Birliği var. Aslında Amerika çok güçlü bir Avrupa Birliği istemez. Bunu da yıkamasının yolu NATO'yu genişleterek kendi kontrol ettiği yere o Avrupa Birliği'ne alınmış ülkeleri oraya da alarak en azından nüfusunu devam ettirmek olabilir. Doğru. Bu da askeriyeden çok bugün Bulgaristan'ın, Romanya'nın askeri gücü, NATO'ya vereceği gücü ya da bir Sovyetler Hala. ya da Rusya karşısında dayanma gücü ne Hiç kadardı? Şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Evet. E oradan da bakarsak e, bu siyasi olarak e, o bölgedeki hakimiyeti kaybetmemek. Yani Avrupa Birliği'ne tamamen şeyleri bırakmamak. Bana göre İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasının altında da Amerika'nın ciddi bir tezgahı Tabii var. Amerika istemedi. Çok ciddi bir tezgahı yani, var. Yani o para euro'yu uygulamasını evet. istemedi. E, AB'nin içinde ol çünkü e, İngiltere ile kendisi abi kardeş olarak evet. hatta evet. kendisini de yöneten yani hem yani evet. İrlanda hem bir, Birleşik evet. Bir bakıma öyle. Evet, onu öyle ayırdı bir kenara. Yani danışıklı dövüş tabii. Öyleyse. Evet, yani NATO'nun siyasi kanadında tabii ki şu anda pek etkimiz olduğunu zannetmiyorum. Yok, evet. ee, yani tabii onu daha sonra da görüşebiliriz. Evet, bugünkü programımızı burada bitirelim. Çünkü vakit de epey geçti. Çok teşekkür ederim. Yani herhalde programımızı izleyenler bugün bir takım konularda çok net, açık ve bilgiler edindiler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz sevgili izleyiciler. Programımızı izleyin ve de başkalarını da tavsiye edin diyorum ve hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.